Sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Beşiktaş'ın Raşit Gezal transferini açıklaması için artık gün sayıyor, belki saatleri bile sayıyor olabilir çünkü anlaşma sağlandı. Bu transferde siyah beyazların mutlu sona ulaşmış olduğunu belirtelim. 3 milyon euro karşılığında bon servisini Raşit Gezal'ın alacak Beşiktaş oyuncu Leicester'la hazırlık maçlarında süre buldu. Hazır görünüyor ve ligin ilk haftasında Rize Spor oynanacak maça da yetişmesi konusunda Beşiktaş'ta beklentiler var. Raşit Gezal'ı konuşacağız. Geçtiğimiz sezon ligde en öne çıkan oyunculardan bir tanesiydi. Sezonlu oyuncusu deseniz herhalde kimse itiraz etmez. O kadar ciddi bir performans sergiledi Raşit Gezal. Onun bonservisinin alınmış olması Beşiktaş'a nedenli bir güç katacak. Bir defa çok büyük güç katacak. Sergen Hoca'nın da beklenti beklentide olduğu bir e, isimdi. Senin de ifade ettiğin gibi hani hem attığı goller hem yapmış olduğu asistle geçtiğimiz sezona tartışmasız. ilk de değil herhalde ilk bire konulacak bir performans sergiledi. Şampiyonlukta da çok çok büyük e, emeği vardı. Şimdi bundan sonra herhalde Sergen Hoca'nın da Beşiktaş taraftarında layıç örneği olduğu için bonservisi alınan oyuncularda bir gerileme meydana kalır. Gezal öyle bir oyuncu değil gibi gözüküyor. E, takıma da geç katılacak. Çok çalışması lazım. açıyı kapatması lazım. E, 3 milyon euro çok uygun da bir bonservis. Sezon bitti. Biter bitmez hemen Monaco 12 milyon euro veriyor, 10 milyon euro veriyor. Yani bu rakamlar çok yukarılarda dedi ilk konuşuldu zaman. Tekrar kiralanmak gibi hatta e, ifadeler kullanılıyordu. 3 milyon euro bonservis Gezal gibi bir oyuncu için çok çok iyi. E, yıllık almış olduğu ücret Galatasaray'la devreye girdi biraz yükseltti. Fiyat Beşiktaş bu konuda e, ne dediyse o olacak dedi. Sonuçta bir herhalde sürede biraz uzama oldu. 2 artı 1 veriyordu. 3 artı 1 olacak galiba. Futbolcu yarın akşam ya da pazartesi günü geliyor. Yani bu da hafta sonuna kadar kap bildirimi gelir. Yarın ne pazar. Pazar ya da pazartesi. Hatta seninle beraber yayına girmeden önce ben bir telefon konuşması yaptım. Pazartesi Alex Tekstra da geliyor. Belki ikisi aynı anda bir gövde gösterisi yapılır. Hayırlı olsun. Beşiktaş için, Süper süperlik için bu ligde izlenmesi keyif veren futbolculardan bir tanesiydi. Ama Beşiktaş için de şu ana kadar herhalde en önemli transferden bir tanesi olacaktır. En önemlisi rakibe kaptırmadı. Psikolojik anlamda bir sıkıntı yaşayabilirdi. Galatasaray eğer anlaşsaydı Gezal'la. Orada da Beşiktaş'ın yani Galatasaray'a kaptırdım diye bir inat transferi yapıp hata da yapabilirdi. Gücüne güç katar mı bilmiyorum ama güç kaybettirmez. Önemli olan o. Gezal yani Beşiktaş'a problem olacak veya seviyeyi düşürecek bir oyuncu değil. Niye böyle konuşuyorum biliyor musun? Hangi oyuncunun böyle sıkıntılı, sansasyonel bir transferi olduğunda gitti, geldi veya başka bir takıma geçerken daha sonra verimin mutlaka bir düşüyor savaş. Yani bu 10 tane oyuncu saysak 8'inde mutlaka yaşamışızdır. Aynı şeyi düşünüyorum. Ben de mesela daha önce Alex Söllet için de aynı şeyi söyledim. Yani Söllet o gittiği zamanki performansını kime gelirse gelsin bulmak çok zor olur demiştim. Evet. Mesela bu benciler, futbolcular o gidiş gelişlerde hep sıkıntı yaşıyor. Nedendir bilinmiyor ama İnşallah Gezal bunu İşini, yaşamaz. Bunu bizi dinleyen belki spor severler, futbol severler şöyle de düşünebilir. Gitmedi ki diyebilir. Yani Beşiktaş'ta bıraktığı yerden devam ediyor ama şu süreç 2-3 aylık süreç bu konuşulanlar e, gidecek mi kalacak mı? Yani birçok kişi Galatasaray kulübünün içindeki birçok kişi bile Gezal Galatasaray'da diye ilan etmişti yani bu iş. Biz de defalarca burada konuştuk. Hani Galatasaray'a daha yakın dendi bakalım hayırlısı olsun. Orada biraz menajer oyunları vardı. Gezal, evet Galatasaray'la anlaştı diyenler vardı ama Sayın Başkan'ın ifadesi, Fatih'in ifadesi. Hiçbir zaman Galatasaray cephesi resmi olarak biz bu transferi bitirdik ya da anlaştık demedi. Galatasaray ile Beşiktaş arasında öyle bir menajeri var ki iki takımı birbirine düşünmeye noktasına gelmişti. Yani neredeyse ezeli rekabette bir Gezal kavgası yaşanacaktı. Yani o dereceye gelmişti. Sonra iki tarafta yapmış olduğu açıklamalarla Gezal konusunda sonuca vardılar. Beşiktaş aldı. Hayırlısı olsun. Kapa bildirilmeden daha ben bu iş bitmiş demiyorum ya bu saatten sonra dönüş olmaz. Stock yani, imza, Serdar'ın kulakları yani, sızması her seferinde. bir de olsa beş de olsa yine bir Ama ben e, geliş gelişine mi? kadar yedim. Yarın yani, akşam ya da pazartesi geleceğim. biraz önce hani gelişine kadar yarın akşam ya da pazartesi geleceğini ama günü, yani bu iş artık bundan sonra dönüş olmaz. Ama şimdi senin söylediğine şöyle bir şey dönük ver mesela Sergen Hoca da bu konuda tedirginliği vardı. Laic örneği var önümüzde. çok hmm. fazla uzak değil Biraz önce de işte Laiç farklı mıydı? Çok iyi bir sezon geçirdi. Bon servis alındı. Sonra bir sezon önce harikalar yatan yatandaic imzaladıktan sonra bir düşüşe geçti. Muslera hiç olmadığı kadar Galatasaray'daki baktığın 2011'den bu tarafa geçtiğimiz sezon bir tek sözleşme ona yapıldı yeni sözleşme takımda sezon devam ederken sevgili Kerem. Muslera da şu anda o tarihten bu tarafa yani geçtiğimiz sezonun son 7-8 maçından bu tarafa bakalım. Ciddi bir performans düşüklüğü var mesela. Yani sadece kampa geç katıldı bu sene olarak görmeyelim. Geçen seneki 7-8 maçına bakalım Muslera'nın. Orada da çok ciddi bir şey. Tamam sakatlıktan çıktı. Tamam. Ama bazı oyuncularda olabiliyor bu. Mustafa çok büyük profesyonel, kredisi olan bir oyuncu. Şu anda 3 maçlık performansı Mustara'da da bir düşüş var. Yani o git gellerde içeride bile bir imza attığın zaman yani gidip gelmesi yani şart değil Hı -hı, yani. Evet. İçeride bile ben böyle bir sürü sürümcemede kaldı isim, mı? Bir sürü isim sayarım böyle yani. Evet. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de kiralıksan ya da sözleşme uzattıktan sonra bir düşüş oluyor bazı futbolcularda. Kerem anket yapmış olsaydık Beşiktaş taraftarlara. Birini seçmek zorunda kalsanız Rozier mi Gezal mı takımda kalmasını istersek Gezal çıkar değil mi büyük olasılık? Ya yani skora katkı veren oyuncu her zaman biraz daha Ben de mesela Rozier'in Beşiktaşlı Beşiktaş kanadından düşündüğümde Rozier'in takımda kalmasına daha çok isteyen birisi. Neden? O zaten gerçekleşti. Daha İkisi yani İkisi de, hem... de artık gerçekleşti diyebiliriz. Tamam gönül rahatlığıyla gerçekleşmesi için Hı -hı. görmek lazım açıklamayı o ayrı bir konu ama... Sen mesela şu dakikadan sen de telaffuz etmiş de hiç Galata büyük ihtimal Galatasaray'da diye? Kendi fikrim olarak bir şey söylemedim hiçbir Haber zaman. olarak veya şey olarak yorumcuların yanında oldu yani değil mi senin masanda da oldu yani? Masada da tabii konuşulanlar vardı. Defalarca durumlardı. konuşuldu evet. Ben o konuda hep temkili davranmış zaman Galatasaray demedim. Yani burada yayın dışındaki sohbetlerimize de Galatasaray'lı Beşiktaş'ta çok önemli büyüklerimin olduğu yerde de sordukları zaman hep Beşiktaş gezal transferde her yani. zaman değişiklikler olabilir. Ya Beşiktaş'ın futbolcusuydu. Ee, Sergen Hoca faktörü, Gezal'ın Beşiktaş'a gelişindeki Sergen Hoca, işte yerli menajeri, e, Rozier'in kalmış olması. Rozier'le de çok iyi anlaştıkları takımdaki en iyi anlaştığı oyunculardan bir tanesi. Yani Gezal'ı Beşiktaş'a çeken bazı şeyler oldu ama orada rakam yükseltip bazı istemiş oldukları şeyin oyuna gelmedi Beşiktaş. Yoksa Gezal'ı dediğin gibi Galatasaray'a kaptırmış olsaydı belki Beşiktaşlar üzülecekti. Ama çok büyük kayıp mıydı? Çok büyük kayıp değildi. Psikolojik olarak işte bir rakibini, ezilir rakibine kaptırmış oluyorsun. Yoksa kaliteli bir oyuncu. Galatasaray'da iş yapmaz mı? Yüzde yüz yapar. Ama işte geçiş dönemleri nasıl olana bağlı. Ee, Bu süreç artık bitti. yani Bundan sonra Beşiktaş hayırlı olsun demek lazım. Evet. Siyah-beyaz takımın formasını yeniden giyecek Raşit Gezal. Geçtiğimiz sezon ligde 8 gol, 17 asist gibi gerçekten çok çok üst seviyede bir performans sergilemişti. Ve e, 31 karşılaşmada 25 gole direkt olarak etki etmişti. Çok ciddi bir performans bu. Yeni dönemde de benzer bir çizgide devam edeceğini düşünüyor musun Raşit Yazal? Ya takıma bağlı biraz. Takımın normalde iskeleti bozulmadı. Eğer yeni bir takım olmuş olsaydı, etrafındaki oyuncuların da bir kopuk olsaydı, gidenler olsaydı belki o süreçte sıkıntı yaşayabilir derdim. Ama şimdi beraber oyuncuların çoğu takımda kaldı. Hoca da sonuçta değişmedi. Aynı Sergin Hoca da diyor devam etti. E, açıkçası bir tereddütüm yok. Takım halinde e, Raşit Gezal'ın orada olması, Rozier'in orada olması, işte Larin'in orada olması, Vida'nın oynayacaksın. Sağında, sonunda oynayacağınlar, Enkido. Yani oyuncuların birçoğu orada. E, pek bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Hatta e, Alex Tekstiler'in de takıma dahil olmasıyla beraber orada çok daha farklı ve hatta üzerine de koymuş olabilir. Ya çünkü Alex çok farklı bir oyuncu yani. Hem oynadır hem oynatır. O yüzden ee, belki de üzerine koyup biraz daha belki 10 gol 17 asist olmayacaktır. Ama futbol olarak biraz daha üzerine koymak zorunda. Yani skora ya da işte asiste bakmamak lazım. Ondan bağımsız ne yapabilir ona bakmak lazım. Yoksa 17 asist 10 gol bir daha tekrar yapabilir mi? 8 zor. gol. 8, 8 gol 17 asist yapabilir mi? Biraz zor. Evet. Zor ama oyun olarak üzerine koyabilir. Ya, Bazı maçlar 8, vardır. 8 gol 17 asist yapmasa 4 gol 10 asist yapsa diyelim ki bu bile bir kanat oyuncusu için aslında fazlasıyla iyi bir performans. Yani şimdi rakamlarla burada konuşmak istemiyorum. Rakamlar, yani rakamla ha, konuşacak onun, olursak. Ha, rakamla konuşacak olursak ya şöyle bir şey söyleyeyim. Kötümsermiş gibi, muhalefet etmiş gibi oluyoruz ama ya benim fikrim geçen seneki yani performansının üstüne kesinlikle çıkamaz. Yani geçen seneki performansa yakın bir performans sergilerse bile, sergileyebilirse eğer, Beşiktaşlar mutlu olsun. Ben üstüne koyabileceğini düşünmüyorum. Ya gol de... geçen seneki bak. Ortam, hava, atmosfer. Teknik adamın bile hevesi kaçmış olabilir şu anda. O bile bir sürümcemeyle geldi. Anlatabildim mi? Aylarca bekledi o da. Yani evet. geçen seneki o amatör ruhla başlayıp süper profesyonelliğe geçiş yok şu anda Beşiktaş takımında. Beşiktaş takımın geçen sene sezona başladığındaki maçlarını hatırlayın. ya Sergen Hoca bile 5. 6. haftada gider. Bu takım ilk 5'e zor girer. Bunları konuşuyorduk. Bir anda bir birlik beraberlik havası bu her sene başarılabilecek bir olay değil. Bunun geçmişteki örneklerinde Fatih Terim'in de yaşadıklarını biliyoruz yani. Neler yaptı ama her zaman yapamıyor. Bak kaç yıldan beri yapamıyor. Sercan